geçeceğiz. Sıradaki maça geldik sanırım. Evet, sıradaki maça doğru geçeceğiz de güzel de bir maça geçiyoruz. İsmail Hoca'ya bir kez daha teşekkürlerimizi, tebriklerimizi iletelim ve gecenin en çok beklenen maçlarından bir tanesi değerli izleyenler. İraci Moradi ve Alparslan Aslancı karşı karşıya gelecek. Tarık Say'ın sporcuları ringe davet edecek. Evet değerli sporseverler, az önce İzgecan'ın da bahsettiği gibi işte gecenin en fazla merak edilen ve beklenen maçlarından bir tanesi. Gecenin 6. maçında önce mavi köşede, ladies and gentlemen, introducing first fighter in the blue corner. Önce mavi köşeden İranlı sporcu geliyor ringe. Ona Mr. King diyorlar. İraci Moradi. Take them. Profesyonel kariyerinde 15 maç yaptı, 14 galibiyeti var. Sadece bir kez mağlup olurken rakiplerini tam 9 kez nakavt etti. 5 kez Asya Vako şampiyonluğu var. Antrenörlüğünü Türk sporunda gerçekten ekol bir isim Selahattin Aydın yapıyor. Fight Master Akademi'den Mr. King, İranlı İraci Moradi. 71 kilogram ağırlığında, 28 yaşında, 1.79 boyunda, profesyonel kariyerinde 13 maç yaptı, 9'unu kazandı. 4 kez mağlup olurken rakiplerini 4 kez nakavt etti. Antrenörlüğünü Aybars Buhara yapıyor ve köşesinde şampiyon sporculardan Ali İhsan da yerini aldı. Brett Fight Club'dan geliyor sporcumuz, ona Çeçen diyorlar, Alparslan. Kafa vurmak. Federasyonumuzun vurmak tecrübeli hakemlerinden bir tanesi Halil Hocam. Evet, bizim de çok maçımızı yönetti. Maşallahı var. Ben biraz önce kendisine de söyledim. Hadi. Ben yaşlandıkça sen gençleşiyorsun hocam dedim. Ha, kesinlikle öyle hocam. Ve şimdi mücadelemizin başlaması için her şey hazır. İraci Moradi ve Alparslan Aslancı karşı karşıya geliyorlar. Darıca Eray Şam'dan spor salonundayız Altay Fight Arena'da. İraci Moradi mavi eldivenleriyle, Alparslan Aslancı siyah eldivenleriyle ringde yerlerini almış durumda. Selahattin Aydın'ın öğrencisi İraci Moradi. Hakikaten izlemesi çok keyifli bir sporcu. 15 maçında 14 galibiyeti, 1 mağlubiyeti var. 9 kez de rakiplerini nakavt etmiş bir isim. Karşısında Alparslan Aslancı. 9 galibiyet, bunların 4'ü nakavtla geldi. 4'te mağlubiyeti var kariyerinde. Hakikaten. Evet, çok da hızlı başladı İranlı sporcu. Tabi Alparslan da boş bir sporcu değil. Hocam, profesyonel arenaya alışmaktan bahsetmiştik bir evet, önceki maçta. İşte o kadar alışık iki sporcu şu anda karşı karşıya ki. Alparslan da öyle, İraci da öyle. Maç sayılarına bakıldığı zaman ne zaman yavaş yavaş bu, yani profesyonel moduna girildiği kendiliğinden ortaya çıkıyor. Haliyle izleyici de kaç maçı var bunun? 10 maçı, tamam bunun maçı izlenir diye düşünüyor artık. Türk sporcu zaten ringdeki hallerinden de belli hocam. Yani duruşlarından da belli, yaklaşımlarından da belli. Alparslan da İraci da. Türk spor severler de artık bu sporu çözdü. İzleye izleye. Çünkü beğenerek izliyorlar. Sert tekmeler geliyor İraci Moradi'den. Tabii Alparslan'a karşı boy avantajı var kendisinin. Bunu kullanmaya çalışacak olabildiğince.
Ayakları üzerinde hafif kalmaya, hareketli kalmaya çalışan bir sporcu. Alpaslan'ı low kicklerle şu ana kadar çok kez yakaladı. Alpaslan Aslancı üstüne gitti rakibinde ama İraç'tan bir evet, direkt kontrası var. Dizini kullanıyor burada İraç Moradi. Alpaslan bu sefer blok almaya başlardı. Umutlarıyla İraç'a karşı etkili olmaya çalışacak Alpaslan Aslancı. İranlı'nın low kickleri gerçekten hani belki dışarıdan öyle yumuşak gibi gözüküyor ama inanın hani ağacı kıracak gibi. Alpaslan'ı tebrik ediyorum. Gerçekten hiç bozulmadan duruyor. İranlı çok güzel ve profesyonelce. Alpaslan Aslancı'nın bacağı zaten evet, hocam evet, şimdiden evet. Kıpkırmızı bir hale gelmiş durumda. Ki bu darbeleri birinci ya maçın round sonlarında da hissedecek. Üçüncü round'a geldiğimizde bunları hissetmeye devam edecek. Vücut sıcakken çok fazlayız ama bir hafta 10 gün boyunca ki o seviyeye alışmak için de işte bir antrenman süresi tamamlamış durumda. E tabi. Alpaslan'ı gerçekten tebrik ediyorum. Yani İranlı sporcu bu işi meslek edinmiş belli. Hocam Selahattin Aydın'ın sporcusu zaten ben daha önce evet, ikisinin de çok maçını anlattım. İkisi de hakikaten bu işe iyi yaklaşan sporcular. Evet. İraç ilk round daha aktif olan taraf. Yalnız Alpaslan Aslancı iş boksa döndüğü zaman İraç Moradi'ye karşı avantajlar elde edebilir gibi gözüküyor. Fakat tabii bu bir kickboks maçı ve dizleriyle, tekmeleriyle İraç şu ana kadar maçı biraz daha force eden taraf. Evet, başlıklı sollar çıktı. Çok dikkatli, iyi duruyor ama İranlı da gerçekten bu işi yapıyor yani. Kesinlikle öyle. İlk round'un sonuna geldik. Ya ben şu ana kadar bu maçtan beklediğimi karşılığını tamamıyla fazlasıyla belki alıyorum. İraç Moradi, Alpaslan Aslancı karşılaşmasında ilk round'dan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler bir yandan. Evet, gözleri dolduran bir müsabaka oluyor. Yani seyir zevki veren bir müsabaka oluyor. Rahatlıkla diyebiliriz ki 5 round, 10 round olsa yani onlar da o efor olsa izleyiciler eminim sıkılmadan izler. Kesinlikle öyle. Ülkemizde bakalım, yeni yeni oturdu. Yani ilk dönemlerde tutmalar, sarılmalar biraz daha fazla oluyordu. İzleyenler biraz bıkıyordu. Avrupa'daki maçları izlediğinde adamlar birbirine yani sarılma anlamında teması maçın başından sonra çok az oluyordu ama şimdi artık bizim sporcularımız da bunu benimsedi. Güzel maçlar çıkıyor. İşte Selahattin Aydın sporcusuna son talimatları veriyor. Bir kez daha ekranlarımızda. O da yani çok önemli bir hoca hocam. Evet. Türk boksu Selahattin için. Aydın hocamız çocukluktan tanışırız. Öyle mi? Tabii Tuzla Belediye Spor Kulübü'nde birlikte yıllarca spor yaptık. Yaş olarak da yol olarak da kendisinden birazcık büyüğümüzdür. O da Allah razı olsun. Evet, maça dönelim. Evet, dönelim çünkü maç gerçekten yüksek tempoda evet, ve heyecanlı ilerliyor hocam. İraç Moradi ikinci round'un başıyla birlikte yine biraz daha pres yapan taraf. Alpaslan şöyle bir aparkatla uzandı içeri doğru ama istediği darbeyi bulamadı. İraç Alpaslan'ı köşeye sıkıştırma çabasında. Sert tekmeler geliyor evet, karşılıklı. Alpaslan'dan middle kick. İraç yine bir low kick gönderdi. Ya Alpaslan Aslancı'nın bacakları şu anda mosmor durumda açıkçası. Buradan çok net görme şansımız var. Yani bunu sadece bilen bilir. Dışarıdan asla kimse asla tahmin edemez. O low kicklere Alpaslan gerçekten tebrik ediyorum. Çok iyi dayandı. İranlı çok sert ve sağlam oturaklı low kick yaptı. Tabii şimdi Alpaslan'dan bahsettik. Güzel bir açık bu arada. Evet, İranlı sporcudan antrenör işte bunu yapma. Alpaslan biraz ellerini indirince İraç hemen o direkt isabetini buldu. Evet. O özgüven sergileme biraz riskli. Bu sporcunun karşısında öyle bir harekete gerek yok. Ya bu maç sanki o maç değil hocam değil, Alpaslan değil, için. Aynen. Çok yerinde güzel bir tespit. Bu maç o maç değil. Hadi gel deyilecek maç. Hani bunları yapabilen ve iyi de yapan bir sporcu zaman zaman Alpaslan evet, ama sanki bu maç o maç değil gibi bakalım. Aynen, devamı nasıl aynen olacak. Tabii biraz daha içeri çekmek istiyor Alpaslan. İçeri alıp rakibini boksunu içeriden kullanmak istiyor ama. Boks ağırlıklı dövüşmek istiyor ama İranlı da oyunu ben kurmak istiyorum dercesine. Hani karşıdan gel ediyorsunuz ama adam yemiyor bunu. Yani çok ya sert darbeler. Profesyonel. Yani bu işi meslek edinmiş insanlar artık. Bu belli oluyor. Alpaslan'ın blok alması lazım hocam bu low kickleri ama blok aldığı zaman da bacağı kaldırdığı zaman da denge ayağına gidiyor bu sefer evet, İraç.
klasik bir hareket çok yaptı. Çok sert orada üst üste. Vuruş yapmadı. Ufaktan çerme ile düşürdü. Kavo dediğimiz teknik ile düşürdü. Şeyin İranlı sporcunun en büyük avantajı Selahattin bu işin temelinden geldiği için işi biliyor. Ve sporcusunu da ona göre hazırlamış. Yani kesinlikle hocam Selahattin Aydın bütün sporcular zaten çok hazır ve nazır bir şekilde çıkıyorlar ringe. İraç dizlerini bir kez daha devreye sokma çabasında ikinci raundun sonlarına doğru geldiğimizde Alpaslan'dan güzel bir sağ kroşe isabeti var. Bacak. Burada yalnız bacak. Bacak etkisini göstermeye başladı. Evet ya ilk raundun başından bu yana o kadar fazla low kick aldı ki Alpaslan Aslancı şu anda dengesini kurmakta bile çok zorlanıyor. İraç beyaz köşeye gitti. İraç gidip ellerini indirene kadar da bekledi Ali Işık sayma konusunda. Six, seven, şimdi Alpaslan eight. Bu roundu bitirebilir ama son round yine zorlu bir son round olacak. Devam ediyor Alpaslan Aslancı karşılaşmaya. Şimdi bu kendini de belli etti. Artık tahminimi söylüyorum ki böyle bir şey olabilir. İranlı orayı kullanacak artık. Üst üste o... devam evet. ediyor evet. Alpaslan devam edemeyecek karşılaşmaya. İraç Muradi tekmeleriyle nakavta ulaşmayı başardı. Evet. Yani, maçın başından beri attığı tekmeler ile ayağı yoklayacağını gösterdi. İkinci roundda da meyvesini verdi. Zaten durduğu an İranlı sporcu da tespiti yaptı. Bu buradan artık rahatlıkla maçı bırakabilir düşüncesiyle iki darbe sonra da bıraktı. Evet hocam Alpaslan çok fazla blok alamadı yani bu low kicklere. Yani kaval kemiğinizle karşılamak isterseniz o tekmeyi ki en azından rakibin de canı yansın o tekmeyi atmaktan da biraz vazgeçsin. Ama etinize kasınıza alınca o darbeyi bu kadar çok. Zaten bir yerden sonra ikinci round'un sonunda görüyorsunuz Alpaslan Aslancı ringde rahat hareket edemez hale geldi. Ve sonrasında knockout'la maçı kaybetti. Ki gerçekten de kendisinin bacağının üst kısmı şu anda mosmor. Evet. Hakikaten helal olsun iyi dayandı Alpaslan Yok, Aslancı. Gerçekten o yani bir 3 ay onu rahatsız eder. 3 ay onu İranlı sporcu blok alacağı şekilde tekmeyi hiç çıkmadı. Yani tekme atmayı biliyor. Aha. Onun anlatması uzun sürer hiç şey yapmayayım. Ona müsaade etmedi. Yani blok almasına müsaade etmedi. Yukarıdan solu gösterdiği anda alttan sağdan tekmeyi kapattı. Onun bloku biraz zor oldu. Tebrik ediyorum her ikisini de. Ve evet. Şimdi kararı alacağız değerli izleyenler. Tarık Sayın'a dönüyoruz. Evet. Değerli spor severler İsmail Altay Fight Arena'da gerçekten maç başlarken söylediğim gibi oldu. Kıran kırana geçti. Müthiş bir maç izletti. Her iki sporcumuz da hakemlerimizin 3-0'lık kararı var. RSC ile mücadeleyi kazanmayı bildi. Mavi köşe İraç Muradi. Ve kemer takdimi yapılıyor. İş insanlarından Sayın Alper Yıldız, Sayın Adem Polat ve Sayın Yusuf Akpınar kemer ve kupaları takdim ediyor sporcularımıza.